Evet, Kanal 56 ekranlarından tüm izleyenlerimize selamlar, saygılar. Güzel bir kış günü. Çünkü gerçekten Siirt'te bugün baharı andıran bir hava var. Ve bu hava uzun bir süreden beri devam ediyor. Bu vesileyle de temenni edelim. Allah yazımızı yaz, kışımızı kış etsin dediğimiz gibi bir an önce normal mevsim koşullarına dönelim diye dua ederek programımıza başlayalım. Bugün çok önemli bir konuyu hepimizin, toplumumuzun hayatını ilgilendiren eğitim konusunu masaya yatırmak üzere konuğum Sayın Milli Eğitim Müdürümüz Deniz Edip'le birlikteyiz. Sayın Edip, stüdyolarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Yani insanların ve toplumların gerek bireysel olarak gerek toplumsal olarak hayatlarında olmazsa olmazlardan bir tanesi de eğitimdir. Çoğu zaman eğitimi biz yalnız okullardaki eğitim olarak algılıyoruz ama aslında eğitim insan doğduğundan ölümüne kadar devam eden bir süreçtir. Fakat tabii ki bu sürecin en önemli ayağını okullarımız ve okullarda verilen eğitim. Şimdi yine malum olduğu üzere son bir yıldan beri, yani geçen yılın daha doğrusu Mart ayından bu yana okullarımızda normal alışagelen örgün eğitim gerçekleştirilemiyor. Zaman zaman açıldı, kapandı vesaire. Şimdi ülke genelinde bu konudaki eksikliği telafi etmek için çalışmalar yapıldı. Doğru hocam. Uzaktan eğitim çalışmaları başlatıldı. Ve gerek kamuoyundan, gerek ulusal ve yerel basın organlarından elde ettiğimiz bilgilere göre Siirt Milli Eğitimi bu uzaktan eğitim alanında gerçekten ülke genelinde en ön sıralarda yer alan bir il. Doğrudur. Dilerseniz programımıza ve tabii bu arada bunu da bir kurum olarak, bir iftihar vesilesi olarak kabul ediyorum. Çünkü hepimizin görevi öncelikle eğitime destektir. Dolayısıyla bizim de stüdyolarımızı bu eğitime açmış olmamızı da burada vurgu yapmak istiyorum. 4 aydan beri Milli Eğitim'de görevli öğretmenlerimiz zaman zaman gelip, daha doğrusu her gün gelip kendi branşlarında dersler veriyorlar ve bu dersler gerek bizim kanalımız aracılığıyla gerekse Milli Eğitim sitesinden öğrencilerimize ulaştırılıyor. Evet, dilerseniz bu vurguları da yaptıktan sonra uzaktan eğitim alanında Siirt Milli Eğitimi neler yaptı? Evet, merhabalar tekrardan. Önce bir teşekkürle başlayayım. Hem bizi izleyen seyircilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ben güzel bir yıl dileyerek programımıza başlayalım. Çünkü 2021'e girdik. İnşallah hayırlı, bereketli, sağlıklı bir yıl olur. 2020 çok istediğimiz gibi geçmedi. Belki biraz sıkıntılar yaşadık. Özellikle eğitim noktasından bahsediyoruz. 2020 yılında Mart ayından itibaren maalesef okullarımızda yüz yüze eğitimi ara vermek zorunda kaldık. Bir yıla yakın oldu bu süreç. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi dönem dönem açıldı okullar. Yüz yüze eğitime başladık. Kademeli de olsa açıldı. Özellikle 1. 4. 8. 12. sınıflarda. Ama pandemiden dolayı tekrar vaka sayılarının artmasından kaynaklanan kapanmalar oldu. Siirt'te uzaktan eğitimde ne yapıyor? Ben onu kısaca bir anlatayım. Tabii uzaktan eğitim konusu açılmışken küçük bir not anlatmadan edemeyeceğim. Uzaktan eğitim hiçbir şekilde yüz yüze eğitimlerini alamaz. Yani ne verilerimiz bunu bilsinler kesinlikle. Dünyadaki en önemli eğitim olgusu anlamı yüz yüze öğretmenin, öğrencinin sınıfta yüz yüze verilmiş olduğu eğitim. Fakat böyle bir durumda biz ne yapıyoruz? Madem ki okullarımız kapalı, öğrencilerimizi evde tek başına bırakacağız. Birincisi, bakanlığımız dünyada belki bu konuya en hızlı bir şekilde adapte olan, en hızlı bir şekilde tepki gösteren bir ülke oldu ve dünyada EBA sistemini kurdu. Birinci sırada şu an zaten tıklanma rekorunda eğitim portalında dünyada en fazla tıklanan bir EBA sistemi Türkiye'deki. Biz Milli Eğitim Bakanlığımızın kurduğu EBA sistemi. Milyarları geçti tıklanma oranı. Bakanlığımız zaten TRT'nin birçok kanalını bu işe tahsis etti. İlkokullardan, ortaokullardan, liselerden ve yakın zamanda da ana sınıfları için böyle bir çalışma yaptı. Yani öğrencilerimiz buradan rahatlıkla EBA TV'yi izleyebilirler. EBA TV televizyon kanallarından yayınlanıyor. Bu genel bir çalışma, bir de özel çalışma. Siirt'te yaptığımız çalışmalar aslında çok fazla. Ben burada 3-4 noktaya özellikle değinmek istiyorum.
Pandeminin ilk gününden bugüne kadar öğretmenlerimiz çok ciddi bir şekilde okullarımız, okul müdürlerimiz, idarecilerimiz öğrencileri bir şekilde ulaşmaya çalıştı. Hiçbir şekilde öğrencileri yalnız bırakmamaya gayret gösterdiler. Ve bizim burada sizin de az önce bahsettiğiniz stüdyolarınızı açtınız, teşekkür ettik. EBA'ya alternatif olarak değil, EBA'yı destekleyici mahiyette. Destekleyici mahiyette biz de böyle Siirt'in kendi EBA'sını kurmuş olduk. Burada öğretmenlerimiz bu stüdyoda girip özellikle 8-12. Sınıflarda biraz da bunlar sınava girdiği için ders anlatımı, video soru çözümü, videolarla birlikte öğrencilerimize ulaştık. En önemli çalışmalarımızdan bir tanesi buydu. Ve bunları YouTube, Siirt YouTube kanalımızda yayınlıyoruz. Siirt Mebgup TR'de yayınlıyoruz. Ciddi manada da izleniyor. Öğrencilerimiz tarafından, öğretmenlerimizin yapmış olduğu bu etkinlikler, dersler, soru çözümü. İkincisi ev takip sistemimiz var burada. En çok iftar duyduğumuz, burada da en başarılı olduğumuz bir alan aslında. Bunun için ben emeği geçen şube müdürümüzden, okul müdürlerimizden ve en çok da öğretmenlerimize sizin kanalınız vasıtasıyla ben bir teşekkürü borç bilirim burada. Yaklaşık 14 haftadır yaz tatilini çıkardığımız zaman hemen her hafta 1. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün derslerde öğretmenlerimiz soru hazırlıyor, fasikül hazırlıyor, konu özeti çıkarıyor ve her hafta bunu çok ciddi bir şekilde, yekün oluşturucu şekilde Siirt Mevgov TR'den yayınlıyoruz. Ben bunu bir küçük bir iki noktayla açayım bu konuyu. Bir de saçsak daha iyi olur. Tabii şimdi burada da şey var. Bizim öğretmenlerimiz diyelim 1. sınıfın 1. ünitesinin 1. konusunu alıyor. Önce konunun bir özetini yapıyor, yazıyor. Bununla ilgili ciddi manada etkinlikler hazırlıyor. Bununla ilgili ciddi manada sorular hazırlıyor. Ve bunu bir haftalık e-ödev şeklinde, ödev sistemi şeklinde bunu yayınlıyoruz. Siirt göreve başladığımız zaman tıklanma rekoru, tıklanma oranı 300-500 iken Siirt Mebgov'da şu an haftalık 15-20 bini buluyor. Toplamda 100 bini bir hafta içerisinde, pardon günlük 15 bini buluyor. Haftalık 100 bini geçiyor. Evet. Ve buradaki en önemli etken de bu e-ödev takip sistemimiz. Şu an bir örneğini burada biz çıkarttık. Burada sizde ciddi manada da bir yekün oluşturuyor, toplam oluşturuyor. Bütün derslerde ve her hafta 1. sınıftan 12. sınıfa kadar öğretmenlerimiz ve 180'e yakın öğretmenimiz burada görev yapıyor. Ciddi manada bir ödev hazırlamada. Çeşitli okullardan, ilçelerden aynı şekilde ana sınıfından 1. sınıftan ta 12. sınıfa kadar bütün şeylerde. Ve bunu biz her hafta 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün olduğu bir sistemimiz var. Oraya atıyoruz. Bakanlığımızın olduğu bir grup var, ona atıyoruz. Ve şu an 81 ilin en az 80 tanesi bunu kullanıyor. Yani diyelim bu yöntemi, bu metodu kullanıyorlar ve bütün eğitim sitelerinde, eğitim portallarında Siirt Milli Eğitim'in hazırlamış olduğu site şey var. Ben şunu söyleyeyim, Ankara'dan, İstanbul'dan birçok okul müdürü, birçok ilçe müdürü, birçok veli bize ulaşıp hocam sabırsızlıkla sizin bu haftaki ödevinizi bekliyoruz. Burada bütün okullarda sizin ödevleriniz veriliyor. Bütün öğretmenler sizin ödevinizi kullanıyor. Bütün öğrenciler sizin ödevlerinizle birlikte uzaktan eğitimi sürdürüyorlar. Tekirdağ'dan arayan vatandaşlarımız oldu. Ben yabancıyım, hiçbir Siirt'i de bilmem diyor mesela. Sadece teşekkür etmek için aradım diyor. Benim çocuklarımın hepsi sizin ödevlerinizle şu an uzaktan eğitimi sürdürüyor. Geçen hafta Ankara'dan bir yarbay arkadaşımız vardı. Hocam her hafta sizin ödeviniz bizim evde diyor. Kitapçık halinde çözümleniyor. Ve çok profesyonel bir şekilde hazırlanmış. Bütün şu an eğitim sitelerinde bu şey onlara kullanılıyor. Örnek proje onlara kullanılıyor. Haftada dediğimiz gibi 100 binin üzerinde öğrenci bunu kullanıyor. Yani Siirt Milli Eğitim'de görevli öğretmenler, daha doğrusu Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye'deki 80 ile, tabii kendi dışımızdaki 80 il kalıyor. 80 ile ödev konusunda bilgi bankası görevi görmüş oluyor. Aynen öyle, bilgi bankası veriyor ve çok ciddi bir emek. Yani bir hafta değil, iki hafta değil, üç hafta değil, haftalardır sürüyor ve her hafta da çok özgün. Bu soruların hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekir telif hakkından dolayı. Burada ciddi bir emek var, ciddi bir gayret var. Yine bir nokta, belki vatandaşlarımız, velilerimiz şunu diyebilir. Peki hocam biz siteye atıyorsunuz ama biz ulaşamıyoruz. İnternetimiz yok. Bir de öğretmenlerimiz sağ olsun ölçme değerlendirme birimimiz her hafta bu ödevlerin çıktısını alıyor. Yüz binlerce baskı, yüz binlerce böyle fotokopi şeklinde basıp kitapçık haline getiriyor her hafta. İnternete erişemeyen, tableti olmayan öğrencilerimize de
Mahalle bakanlarına bırakıyorlar. Akşam velisi gidip oradan alıyor. Köy minibüslerine veriyorlar. Köylere dağıtıyoruz. Kapı kapı dolaşıp 1. sınıftan 12. sınıfa kadar ki bütün ödevler bir şekilde çıktı şeklinde de öğrencilere ulaşıyor. Bu çok büyük bir hem bir külfet, maddi açıdan büyük bir külfet, hem organizasyon açısından da çok önemli. Çok önemli bir organizasyon. Burada ödeme birimimiz var. Ölçme değerlendirme birimimiz çok ciddi bir şekilde saatlerce hafta sonunu gidip fotokopinin başına çekiyor, fotokopi çekiyor. Sağ olsun okul müdürlerimiz bütün okulların fotokopilerini bu işe tahsis etmişler. Maddi anlamda evet bir külfet oluşturuyor ama bizim öğrencilerimize ulaşmamız gerekir. Öğrencilerimize bir şekilde bunu ulaştırmamız gerekir ki zaten dezavantajlı bir bölgedeyiz. Siirt veya işte en azından bizim ölçekteki illerimiz maalesef biraz daha uzaktan eğitimde sıkıntı yaşayan iller. En azından biz bu çalışmalarımızda bunu kapatmaya çalışıyoruz. Belki buradaki Aydın ilimizde öğrencilerimizin tablet, internete erişim oranı bizimkinden çok da yüksek. Bizim daha çok çaba göstermemiz gerekir ki bu açığı bu şekilde kapatalım. Yine ciddi manada bir fasikül çalışmamız var hocam. Özellikle 1. sınıf öğrencilerimize, 8. ve 12. sınıf öğrencilerimize, bunlar biraz da dezavantajlı öğrencilerimiz. 8 ve 12'ler sınava girdiği için 1. sınıflarda eğitimleri yüz yüze de en fazla zorlanan kesim aslında. Çünkü öğrenci okula gelecek, kalem tutmayı öğrenecek, okul ortamını bilecek. Bunlara özellikle 8 ve 12'lere ciddi manada bir fasikül çalışması yapıyoruz. Fasikül çalışmamız yine öğretmenlerimiz sağ olsun burada soru bankası hazırlıyorlar ve bu soru bankalarını bu şekilde 1. ünite, 2. ünite, 3. ünite şeklinde çıkartıp 4. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün ara sınıflar dahil bunlara soru bankalarını hazırlayıp hem ilimize hem de bakanlığa gönderiyorlar. Bakanlık da bunu kullanıyor. Mesela bunu şu an burada kapağında size bir göstereyim. Milli Eğitim Bakanlığı bunu 81 ile gönderdi. Çok güzel. Ve burada Siirt Ölçme Değerlendirme Merkezi diye Siirt'in yaptığı bir çalışma. 12 il sadece Siirt yapmıyor. Bunun hakkını yemeyelim. 12 tane ille birlikte yapıyoruz. 12 ilden bir tanesi Siirt. 4. sınıftan 12. sınıfa kadar kendi öğrencilerimizle bu şekilde çıkartıyoruz. Yani burada ünite ele alınıyor. Ünitenin fasikül hazırlıyoruz. İçeriğine ilişkin sorular. Sorular hazırlıyoruz. Soru ve soru çözüm Çözümünü de aynı şekilde sorunun altta çözümü var. Arkasında, yanında şu sorunun çözüm şekli var. Bir de burada bir karakod yerleştiriyoruz. Karakod altında burada yok. Diğer normal şeylerde var. Karakodu yerleştirdikten sonra öğrenciyi karakodu okuttuktan sonra direkt YouTube kanalımıza bağlanıyor. O sorunun çözümünü YouTube kanalında izleyebiliyor. Çok güzel. Bu güzel bir çalışma. Bakanlık da bunu şu an 81 ile gönderiyor zaten. Yani bakanlık adına biz basıyoruz. Yine dediğim gibi dezavantajlı oldukları için 8 ve 12'ler sınava giriyor çünkü bunlar. Biz her hafta bunları bir online deneme ve evde deneme yapıyoruz. Bir hafta online yapıyoruz, bir hafta evde deneme. Evde deneme dediğimiz denemeyi biz basıyoruz yine, hazır alıyoruz. Ön kapağında kendi mesajımız, Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir mesaj yapıyoruz. Ve bunu biz kapı kapı öğrencilere dağıtıyoruz. 8. sınıflara ve 12. sınıflara. Bir hafta sonra da bunu online şifre vermişiz öğrencilerimize. Online denemede önceki hafta yapmıştık. Mesela 5000 öğrencimiz katıldı. Çok ciddi bir rakam bu. Bir önceki denemede 4000 öğrencimiz katılmıştı. 8 artıyor, ve 12'lerin artıyor. İnternete girme oranı. Yine çok ciddi bir çalışmamız. Bizim yaptığımız çalışmaların bir tanesi E-Ödev. Sizin de mutlaka haberiniz vardır. E-Dergi. E-Dergi ile ilgili bir çalışmamız var. Galiba benim yanılmıyorsam 9. sayısı yayınlandı. Efendim? Aylık yayınlıyoruz. Burada her ay bir renk, her ay farklı bir konseptle çıkıyor dergimiz. Normalde hem sanal online hem e-dergi hem de çıktısını alıp tekrar dağıtıyoruz. Burada da çok güzel bir dergimiz var. Çok ciddi, dolu dolu. Öğrencinin düşünmesini sağlayan, eğlenmesini sağlayan, öğrencinin eğlenirken öğrendiği bir dergi. İçinde akıl zeka oyunlarından Siirt'i tanıtan çalışmalara kadar, Siirt için önemli şahsiyetlerin tanıtımına kadar, eğitimde yine satranç, buna benzer birçok sudoku gibi, zeka küpü gibi birçok etkinlik var. Yani öğrenci aldığı zaman
emin olun Türkiye'de şu an en iyi hazırlanan dergilerden bir tanesi. Yalnız ben burada bir virgül koyacağım. İzniniz olursa. Tabii ki hocam. Buyurun. Yalnız öğrencilere değil. Kesinlikle. Yetişkinlere de hitap ediyor ve ben her sayıyı büyük bir zevkle takip ediyorum. En azından sayının tümünü olmazsa bile %80-90'ını okuyorum. Çünkü dikkatimi, ilgimi çekecek konular var içinde. Dolayısıyla bu dergi yalnız öğrencilere hitap etmiyor diyebiliriz. Bunu rahatlıkla yıllarını eğitime vermiş bir insan olarak da bunu söyleyebilirim. Evet. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çok ilginç konular, cazip konular. Baştan sama bir dergi değil. Mesela ben yine aynı bu çalışmalarımızı bizim 81 il müdürümüzün olduğu bir site şey var, WhatsApp grubumuz var. Orada da paylaşıyoruz. Birkaç tane il de paylaşmıştı. Onların üçüncü, gerçi bunu söylemek ne kadar doğru, üçüncü sayısından sonra ya hocam Siirt çok kaliteli yapıyor bu işi. Gerçekten artık biz yapmamaya karar verdik. Ya sizinkini zaten kullanıyoruz. Aslında iyi mi kötü mü biz de bilemiyoruz. Yani şu an bu da aynı. E-dergimizde 81 ile gönderiyoruz ve 81 il tıklama rekorları kırıyor yine. Haftada binlerce kişi indiriyor e-dergimizi. Dediğiniz gibi sadece öğrencileri değil, öğretmenler de kullanıyor, veliler de kullanıyor. Çünkü herkese hitap ediyor. Ve Siirt'in tanıtımında çok ciddi bir rol de oynuyor. Onu da söyleyeyim. Bu güzel bir çalışma. Benim özellikle çok önemsediğim bir çalışmalardan bir tanesi. Yani uzaktan eğitimde bunların dışında çok farklı çalışmalar da yapılıyor. Ama onları da açalım özet satır başlarıyla. Yani bunlar dediğim öğretmenlerin haftalık öğrencilerle internet üzerinden ödev takip sisteminin dışında bir de bunlarla buluşması var rehberlik faaliyetleri için. Her hafta bunlara sınav kaygısı, sınav motivasyonu işte bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Verilere yönelik ciddi faaliyetler yapılıyor. Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mesela rehber öğretmenlerimize Emniyet Müdür Yardımcımız Bülent Bey'in 15 günlük bir semineri olmuştu. Onun dışında Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden profesyonel hocalarla birlikte öğretmenlerimizi buluşturuyoruz. Bazılarına ben de katılıyorum. Öğretmenlerin kendi mesleki anlamda kendi gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapıyoruz. Okul müdürlerimize yönelik çok ciddi yine seminerler veriliyor bu aşamada. Çünkü topyekun bir iyileşmeye gidiyoruz burada. Örnek SETEM öğretmen enstitüleri kapsamında öğretmen eğitimini 3 hafta boyunca yapmıştık. Online öğretmen eğitimlerini. Etwinning giriş, TwinSpace, Etwinning, Web 2.0, Etwinning projeleri de kalite etkileri süreci şeklinde Türkiye'deki İstanbul Üniversitesi'nden, Gazi Üniversitesi'nden, Muş Üniversitesi'nden, Alparslan Üniversitesi'nden, yine Siirt Üniversitesi'nden, benim şu an aklıma gelen Boğaziçi Üniversitesi'nden birçok akademisyenle biz öğretmenlerimizi buluşturuyoruz. Bunlara da ciddi bir katılım da var. Yani bu gene sanal ortamda. Sanal ortamda tabii ki. Sanal şu an yüzde maalesef yapamadığımız için öğretmenlerimizi buluşturuyoruz. Okul idarecilerimizi buluşturuyoruz. Yine bir etkinlik takvimimiz var. Mesela şu an yaptığımız bir takvimimiz var. O takvimde de öğretmenlerimiz haftada bir gün şey yapıyorlar, etkinlik takvimi şeklinde, etkinlik saati şeklinde. Öğretmenlerimiz orada masal anlatımı, özellikle önemli hissettiğimiz bir konu, masal anlatımından satranç öğrenmeye kadar, egzersizlere kadar, yine sizin stüdyolarınızda kullanıyorsunuz, teşekkür ediyoruz bu konulara destek verdiğiniz için. Yani buna benzer onlarca faaliyetimiz var. Öğrencinin eğitiminden, öğretmenin kendi kişisel mesleki anlamda kendi geliştirmesinden, okul idarecilerinin liderlik yönlerinin ortaya çıkaracak ve destekleyici faaliyetlerden, buna benzer birçok faaliyet uzaktan eğitim sürecinde yaptığımız faaliyetler. Peki çok güzel. Tebrik ediyorum. Tabii ki dediğiniz gibi o sosyal etkinlikleri de ben buradan zaman zaman stüdyoda çekimleri yapıldığı zaman ben de gelip izliyorum. Evet. Mesela müzik var, satranç var, değişik aktiviteler var. Bunlar da o derslere olan ilgiyi artırıyor mutlaka. Kesinlikle. Hocam ben en basit örnek vereyim. Yani belki merak edenler olabilir. Emin olsunlar uzaktan eğitim yüzde eğitimden daha zor. Yani ben tabii ki bu zor bir dönemden geçiyoruz. Tarih bu dönemi kaydedecektir. Tabii ki. Belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bunları konuşacağız diyeceğiz. Mercek altına alınacak, incelenecek. Mutlaka 20 yıl önce dünya böyle bir dönem yaşadı. Bir yıl öğrenciler okula gidemedi, şu olmadı. Bu dönemde verilen emek çok daha kutsaldır, çok daha anlamlıdır. Ve benim meslek hayatımda en fazla böyle zorlandığım dönemlerden bir tanesi bu dönem. Çünkü eskiden okullar varken sağ olsun bu yükü herkes paylaşıyordu. Şu an aslında bir daha çok kolay. Hiçbir şey yapmazsak zaten bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar var.
bakanlık yapıyor deyip kenara çekilebiliriz. Ama vicdanen bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz. Diyoruz ki bütün öğrencilerimize ulaşalım, kırsalda olan öğrencilerimize. Ve bunun için çok ciddi bir şekilde kafa yoruyoruz, emek veriyoruz. O yüzden uzaktan eğitim kesinlikle yüz yüze eğitimden daha zor, bunu diyeyim size yani. Tabii daha büyük emek gerektiriyor. Aynen her öyle. Şeyden önce yeni bir olgu, yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Her şey, her yeninin bir acemiliği, bir sıkıntısı var. Bir de yalnız sizinle bitmiyor. Aynen öyle. Örgün eğitim okulu hazır hale getirdiğiniz andan, öğretmenini de atadığınız andan itibaren sorun çözülüyor. Aynen öyle. Ama burada öyle değil. Telekom'un altyapısı gerekiyor, öğrencinin ulaşması gerekiyor, öğrencinin haberdar edilmesi gerekiyor. Yani daha çok büyük bir organizasyona gerek var. Gerçekten bu konuda bir de az önce söylediniz ya, şimdi ben özellikle yerelin önemine her zaman vurgu yapıyorum. Evet, mesela EBA TV elbette ki belki çok daha büyük, daha profesyonel emekle hazırlanmış oluyor ama öğrencinin buradaki bir öğretmeni, kendi öğretmenini evet, izlemesi çok daha anlamlı. Çok daha anlamlı. Kesinlikle. Çok daha dikkatle izler, çok daha ilgiyle izler diye düşünüyorum. Bir de hocam laf şey destekleyici bir şey söyleyeyim mi? Bir de mutlaka EBA TV de bunları hesaplamıştır da bölgenin şartları biraz farklı olabiliyor tabii. Maalesef. Öğrencilerimizin seviyesi farklı olabiliyor. Siirt'in ölçeğinde düşünürdüğümüz zaman Siirt'e kendine has bir özellik de olabilir. Biz bunları aslında tolere ediyoruz. Yani Siirt'teki öğrencilerin durumunu, seviyesini, sosyolojik yapısını biz daha iyi bildiğimiz için tabii. Öğrencimizin daha anlayabileceği, daha rahat öğrencimize hitap edeceği bir alan oluşturuyoruz. Bu çok önemli bir konu çünkü. Bir de eğitimdeki uzaktan eğitimin temeli sizinle bitmiyor. Az önce sizin bahsettiğiniz bir konu. Zaten teknolojiyi dünyada şu an herkes belki eşit oranda kullanmıyor ama birbirine yakın oranda kullanıyor. Amerika'da da inanın internet sorunu var. Geçen bakanlığımızın her hafta yayınladığı bir uzaktan eğitim, ülkelerin uzaktan eğitimini anlatan bir şey var. İstatistik ve çalışma var. Hangi ülke ne yapıyor? Amerika'dan, Japonya'ya, Bosna Hersek'ten, Romanya'ya, Arap ülkelerine kadar, Orta Doğu'ya kadar. Her hafta farklı bir ülkenin çalışmasını masaya yatırıyor. Orada da bakıyoruz. Yani İsviçre'de de internette ciddi anlamda ulaşamayan ve kesinti olan zaman şeyler var, dönemler var. Bazen vatandaşlar veya işte şeyler şikayet edebiliyor. İşte internete ulaşamıyoruz. Ya bu sadece Türkiye has ve Siirt has bir sorun değil. İstanbul'da da internete ulaşamayan yerler vardır veya tabii. alanlar vardır. Eminim on Kanada'da vardır, Amerika'da da vardır yani bu. Hatta geçen haftalarda Amerika'da ciddi anlamda internette çok büyük bir sıkıntı yaşadı. EBA TV bir defa çöktü diye ciddi manada bir eleştiri yapılmıştı. Haksız bir eleştiri. Bakanlığımızın böyle bir şey anlamda sanki çok ciddi bir emeği vardı. 5 dakikalık, yarım saatlik bir kesinti. Bu büyük resmi gölgelememesi gerekir. Yani ondan dolayı iş bizde bitmiyor. İnternet, tablet, ondan sonra telekom, altyapı, fiber, kabloya kadar bunların hepsi birer etken yani. Birbirleriyle bağlantılı olan ve hepsi sizin kurumun grev alanına girmeyen konular. Alanlar. Yani kesinlikle sizin öyle. Elinizde olan şeyler değil. Sizin elinizde olmayan bazı nedenlerle bu işler de aksayabiliyor. Aynen öyle. Zorluklar çekilebiliyor. Kesinlikle. Şimdi teknoloji dedik, evet. iletişim dedik, öğrenciler takip etsin dedik. Tabii takibi neyle yapacaklar? Tabletle yapacaklar. Tablet dağıtımı sanırım bütün hem öğrencilerimizin hem velilerimizin merak ettiği bir konu. Tablet dağıtımı nasıl yapılacak? Bugüne kadar kaç tablet dağıttınız? Tablet dağıtımında nihai nokta, hedef ne? Evet, şu an güzel bir konu hocam. Çünkü son dönemde ciddi manada velilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin çok sık sorduğu bir konu. Aslında tablet durumu nedir? Ülke genelinde, il genelinde bizim camiada tablet nasıl dağıtılıyor? Bizim örgün eğitimde 75 bin öğrencimiz var. Yani açık öğretimle birlikte 102 bin öğrencimiz var. 26.500 öğrenci şey çıkardığımız zaman yaygın eğitimdekileri. Örgün eğitimde 75 bin öğrencimiz var. Şu ana kadar tablet dağıtımını ben rakamlarını vermeden önce nasıl dağıtıyoruz onu söyleyeyim. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde 500 bin tablet dağıtım projesi yapmıştı hatırlarsınız. Sosyal medya ve kamuoyunda zaten televizyonlarda bunu sık sık duydunuz. Bu 500 bin tabletin illere dağıtımı öğrenci sayısı eşit bir şekilde yapıldı. Yani öğrenci sayısına göre dağıtımı yapılıyor. Türkiye'de 500 bin tane tablet yok. Yani niye gecikti diye bazen eleştiri geliyor. Türkiye'deki bütün tabletleri topladığınız üretim yok. Kimse hazır olmadığı için tabletler de Türkiye'deki bütün tablet sayısı 100 bini bulmuyordu.
Haliyle yeni tablet üretilmesi gerekiyordu. Yeni dışarıdan tablet alınması gerekiyordu. Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip dışarıdan tablet şu an alım sürecine girdi. İlimize de ihtiyaç sahiplerini belirleyin diye bize yazı yazıldı. Biz okul müdürlüklerine, ilçe müdürlerimize ve okul müdürlüklerine bu ilettik. İlinizde, pardon ilçenizde ve okullarınızda bulunan mağdur, gerçekten maddi anlamda yetersiz, tablet alamayan öğrencilerin sayısını bize bildirin dedik. Bunu söylerken tamamen okul müdürlerine inisiyatif bıraktık. Hiçbir şekilde listeliğe biz karışmadık. Yani şu kadar olsun da demedik. Okulların sayısını da belli bir şey yapmadık, kota koymadık. Okulumuzda 100 öğrenci varsa yüzünün de maddi durumu kötüyse yüzünü de yazın. Aynı şey yazın diye hiçbir şekilde ne sayı sınırlaması getirdik ne de bir müdahalede bulunduk. Okullarımızdan bize 23 bin tane talep geldi. 23 bin öğrencinin maddi durumunun yetersiz olduğu, ilçeler dahil buna tabii. Tabii. Biz bunu olduğu gibi bakanlığa aktardık. Yani şunu isminiz olursa vurgu yapmak isterim. Ortalama 4 öğrenciden biri. Bir tanesi evet. %25'i yani. %25'i öğrencilerimizin %25'ine yakını bir şekilde tablet alamayacak durumda bize bir listeler geldi okullardan, okul müdürlüklerimizden. Bunların listesini aynı şekilde biz bakanlığa ilettik. Bakanlık tabii ki haliyle bir çalışma yapıyor. Nasıl bir çalışma yapıyor? Bunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla bunların onlarda listesi bulunan, dosyası bulunan öğrencilerin öncelik vermek şartıyla bunları bir eleme tabi tuttu. Memur çocuklarını eledi. Ciddi manada maddi durumu iyi olduğuna inandı veya sistem üzerinden en sistemde azından kayıtlı, sistemde mal kayıtlı olanlar. Mal varlığı onları eledi. Sayı 13 bine indirdi. Yani 10 bini gitti. 10 bini gitti. Gitmesi de gerekiyordu zaten. 13 bin. 13 binden sonra tabii bizler bakanlık kardeş sayısını da azalttı. İki kardeşten bir tanesini eledi. Bakanlığın mantığı şudur haklı olarak. Evde bir tane. Diyor ki her evde bir tane girsin. 3 kardeş, 4 kardeş doğrudur. Bir tablet yetmiyor. Ben onu anlarım ama en azından her eve bir tane tablet girsin diye bakanlık bunu 5 bine indirdi. 5.000'den de 3.080 TL'si geldi elimize ve biz bunu dağıttık. Şu ana kadar bakanlığımızın 5.000 tabletten 3.080 TL'si çok kaliteli tabletler. Bunu da söyleyeyim. Burada klavyesi olan, içinde smart özelliği bulunan, içinde sim kartı bulunan ve her ayda 26 GB interneti bulunan bir tabletten bahsediyoruz. Yani her ay otomatik 26 GB otomatik, ekleniyor. Aynen öyle. Ekleniyor. Hiçbir şekilde bir kayda gerek yok. Hiçbir şekilde bir telefon telekomünikasyon ve şeyle bir üye olmasına gerek olmadan öğrenci kendi TC'sini girdiği zaman bir de öğrencinin adına geliyor. Güzel tarafı da bu. Öğrenciye 26 GB interneti bulunan, 25 GB var, 1 GB da ek veriliyor. 26 GB internet paketi olan klavyeli, son derece kaliteli 32 GB hard diski olan bir tablet veriliyor. Şu ana kadar 3.080 tane bakanlığımız. Yani yaklaşık 2.000 tane kaldı. 2.000 tane de en yakın zamanda gelecektir. Bir de sadece bakanlığa bırakmadık biz bu işi. Kendi imkanlarımızla şu ana kadar kaç tane tablet dağıttık derseniz, Vali Bey sağ olsun burada teşekkür ediyoruz kendisine. Belediye Başkanlığı birlikte 100'ün üzerinde bize tablet verdi. Bunu kendi katıldığı programda dağıttı. Yine STK'larımız, ilçede kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, hayırsever iş adamlarımız, en son da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ticaret Sanayi Odası ile birlikte 55 tane tablet de onları vermek kaydıyla yaklaşık 750 tane de şu ana kadar biz bu şekilde tablet dağıttık. Yani 6000'e yakın bir tablet dağıtmış olacağız. Sanırım bir vurgu yapayım. Geçen gün Şirvan Kaymakamımız Sayın Recep Hasar'ın konuydu. Evet. Onlar da 180 tane kendi imkanlarıyla dağıtmışlar. Az önce size vurgu yaptığım şu an bizim bildiğimiz belki bunun dışında çok ciddi manada 3'er 5'er tablet dağıtılan kişiler, hayırsever iş adamlarımız var. Bunlar sağ olsun dağıtıyorlar. Yani aslında öğrenci sayımıza göre çok iyi bir rakam bence. Yani şu anda 10 bin civarına tablet dağıtılmış diyebiliriz yaklaşık. Toplam olarak. Bunlarla birlikte 10 bini bulacaktır. Yani ben tahminim zaten 5 bin zaten bakanlık dağıtacak. 5 bini siz dağıtacaksınız. Dağıttık ilçelerle birlikte en az 2 bin. Yerel imkanlarla kaç tane dağıttık? Şu ana kadar bini geçti. İlçelerle geçti, birlikte 6 bin. Bu kayda alınmayan hani dediniz ya hayırsever evet. İş adamı. Mesela ben biliyorum bir hayırsever iş adamı 10 tane tablet dağıtmıştı. Kızılay eski başkanı Yener Tanık Aracı'yla vesaire. 20 tane bana ayrı geldi. 30 evet. Tane ayrı geldi. Biz bunları da dağıtıyoruz. Evet çok ciddi talep var. Bana sosyal medya üzerinden çok ciddi bir şekilde mesaj geliyor. İşte Twitter'dan, Instagram'dan özellikle de mesaj kutularımı açık bıraktım ki vatandaş bir şekilde ulaşsın. Haklı olarak ulaşmak istiyor. Bunlara da biz dağıtıyoruz, veriyoruz. Bazen tabii eleştiriler de geliyor. İşte hocam şunlara veriliyor, bunlara verilmiyor. Birinci nokta şu. Bakanlığın göndermiş olduğu tabletler şahsın ismine, çocuğun ismine veriliyor.
Ve başka hiç kimse verilme şeyi yok, durumu yok. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü öğrenci kendi TC'sini girdikten sonra açabiliyor. O yüzden sadece biz aracıyız, okula gönderiyoruz, okul müdürü direkt öğrenciye veriyor. Ulaştırma görevlisi. Aynen öyle. A şahsına gelen bilgisayarı B şahsına verme durumumuz yok. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar. Ve sizin vasıtanız ve ben burada bir duyuru yapmak istiyorum. Bu milli bir seferberlik aslında. Eğitimde bir seferberlik başlatmıştık göreve başladığım zaman. Asıl seferberliği bence şu an başlatmamız gerekir. Kanalınız vasıtasıyla ben ricada bulunuyorum. Siirt iş adamlarına, Siirt'teki STK'lara, Siirt'teki işte belediye başkanlarına. Siirt dışındaki iş adamları, bizi tabii izleyen Siirt herkese olan, şu anda. Herkes olan, Siirt'teki bulunan, Siirt'in dışında yaşayan Siirtlere de ben lütfen bir tablete sen ver kampanyası şeklinde mi olur, farklı bir şey mi olur? En azından bir tane tablet bu zor günlerde öğrencilerimizin ciddi manada ihtiyacı var. Lütfen bir tablet de olsa, beş tane tablet de olsa kendi imkanlarını nispetinde bir destek versinler. Çok ciddi talep var. İmkanlarımızı zorluyoruz. Her gün onlarca kişi milli eğitime geliyor. Milli eğitimde biz de kimseyi kırmak da istemiyoruz. Geri göndermek de istemiyoruz. İstemeye istemeye bazen gönderiyoruz. Ama herkese bir şekilde ulaşamıyoruz da maalesef. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için. Bu gün biz bunu bir eğitimde seferberlik ilan edelim. İnşallah Siirt'te bir 10 binin üzerine de çıkalım tablet sayısında. İnşallah. Madem ki 13 bin rakam vardı bizim hazırlamış olduğumuz. Onların hepsine vermiş olalım. Vermiş olalım. En azından öğrenci bir şekilde daha bu süreçte eğitime erişebilir noktada biraz daha avantajlı duruma gelir. Konu önemli, konu hayati. Dolayısıyla bizleri şu anda Türkiye'nin neresinde, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bizleri izleyen bütün değerli hemşerilerimize, sivil, il içindeki ve il dışındaki sivil toplum kuruluşlarımıza, derneklerimize, vakıflarımıza, sendikalarımıza, partilerimize, mesleki kuruluşlarımıza bir kez daha biz de seslenmiş olalım. Lütfen bir öğrencimizi sevindirelim. Sevindirmekten öte onun eğitiminin daha kaliteli, daha iyi bir şekilde gerçekleşmesi için sizler de bir katkıda bulunun ve lütfen Müdür Bey'in bu çağrısına kulak verin. Siz de bir tablet, en az bir tablet bağışlayın diyoruz. O zaman bir tablet ben kendimden bağışlayayım madem ki öyle diyeceksiniz. Ben kendi hesabımdan, kendi cebimden iki tane tablet ayın 15'inde inşallah iki öğrencimize burada ben başlatayım. Artık bunu inşallah bu halkı genişleyecektir. Katılmak isteyenler, kendi Siirt'teki öğrencilere, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere bir şekilde ulaşmaya çalışalım en azından. Bugün ilk adımı ben atmış olayım. Evet. İnşallah gerisi gelir. Bunu da bir kampanya olarak buradan başlatmış oluyoruz. Bu programda kendiliğinden doğaçlama bir şekilde gelişti bu durum. Kanal 56 stüdyolarında böyle bir kampanyayı başlatıyoruz. Lütfen hepiniz bu kampanyaya katılın. İmkanlarınız ölçüsünde bu kampanyayı destekleyin. Bu kampanyanın daha da büyümesi için ulaşabildiğiniz herkese de ulaşın. Ve daha çok sayıda tabletin bu kampanyaya bağışlanmasını sağlayın. Bu hayati bir konu, bu geleceğimizi ilgilendiren bir konudur. Biz de Kanal 56 olarak elimizden gelen katkıyı sunacağız bu kampanyaya. Umarım hepimiz derken bütün bizi izleyenler bu kampanyaya destek verecektir. Ve bu kampanya çığ gibi büyüyerek en azından Müdür Bey'in dediği gibi daha önce belirlenen fakat bakanlığın çeşitli kriterlere göre elediği o 13 bin öğrenciye tabletlerini ulaştıralım. İnşallah. Evet, şimdi uzaktan eğitimi konuştuk. En önemli konulardan biri, güncel konulardan biri olan tablet konusunu konuştuk. Şimdi bir de genel anlamda milli eğitimin projeleri neler, hedefleri neler, 2021 yılında neler bekliyoruz? Siirt Milli Eğitim, tabii bunu iki aşamalı olarak konuşmak lazım. Bir pandemili 2021, bir de hepimizin büyük bir umutla beklediği aşıların da ortaya hazır olmasına veya Türkiye'ye gelmesinden itibaren artık pandemiyi atlatacağımız günleri de baz alarak neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz neler? Evet, daha önce açıklamıştınız. Bazı okullarımızın yıktırılıp yeniden inşa edileceklerini söylemiştiniz. Bunlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Evet hocam, yani şu an bizim dört gözle bekliyoruz. Okullarımızda öğrencilerimizi sabırla bekliyoruz, sabırsızlıkla bekliyoruz. Öğrencilerimiz inşallah en kısa zamanda 5 Şubat'ta okullar normal yüz yüze eğitime açılır da bu etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi Milli Eğitim
müdürlüğü olarak okullarımızda öğretmenlerimizle birlikte yapacağız. Devam ederse inşallah yüz yüze eğitim faaliyetlerimiz bu şekilde devam edecek. Devam etmezse yine uzaktan eğitimi aynı şekilde devam ettireceğiz. Bizim şu an yoğun bir şekilde çalışmalarımız, 2021'e yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Mesela bir örnek vereyim. En çok güncel konulardan bir tanesi TÜBİTAK faaliyetlerimiz var şu an. TÜBİTAK 4006 ve 4007 faaliyetlerimiz. 4007'de maalesef geçen sene Siirt projede herhangi başvurusu yoktu. Yine acı bir özelleştiri ve acı bir tablodan bahsedeyim. 81 ilden projesi geçmeyen tek il Siirt'ti maalesef. Bu sene bunun tam tersi, en fazla projesi geçen il olarak ilk onda olmaya hedef koyduk. Geçen sene 6 projeyle başvurulmuştu. Hiçbir tanesi geçmemişti. Biz bu sene şöyle ben şu notlarımızdan 46 projeyle başvuru yapmışız. Şu an sadece bizim TÜBİTAK şey noktasında 100'den fazla projeye de 4006 üzerinden başvurmuşuz. Bugün kodları açar mısınız? 4006 okullarda ortaokullarımızın başvurmuş olduğu ve maddi desteklenen TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. Yani öğrencilerin yapacakları araştırmalara yapmış olduğu TÜBİTAK 15 maddi destek veriyor. Destek veriyor. Okullara 5000 TL'lik destek veriyor. Ve öğrencilerin kendi çalışmaları 15 proje, köylerde 15, merkezde 20 proje. Bir de 4007 diye projemiz var. 4007 biraz daha özel, biraz daha spesifik, biraz daha farklı. 4007 siz hazırlıyorsunuz. ARGE biriminiz hazırlıyor. Bunu TÜBİTAK'a gönderiyorsunuz ve TÜBİTAK geçtiği zaman ciddi manada destekliyor. 100 bin üzerinde bir desteği var bunun. En az 100 bin alt limit. 1 milyona kadar çıkabiliyor. 4007'de de çok ciddi bir başvuru yaptık. Robotik, zeka oyunları, deneyler, astronomi, drama gibi 42 etkinlikte 29 farklı atölye çalışmasıyla 4007'ye bir proje hazırlattık. Paydaşlarımız var. Sağlık Müdürlüğü. Müdürümüze teşekkür ediyoruz buradan. Üniversitemiz de yine alt paydaş destekleyecek. Ve belediye başkanlığı, Bari Bey'le de bu konuyu görüştük. Biz şu an 2021'de TÜBİTAK'ta Siirt'in altın yılı olacağına ben inanıyorum. 4006'da rekor düzeyi var, 100'den fazla başvurumuz var. 4007'de ciddi manada başvurularımız var. Ve buna benzer onlarca TÜBİTAK'ta faaliyet yürütüyoruz. ARGE birimimiz çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Hafta sonu olması da araba milli eğitimde toplantı yapıyoruz. 4006, 4007, Etwinning, Erasmus projeleriyle birlikte Siirt'in proje yılı olacağına ben inanıyorum. Ve bunu da kısa bir süre içerisinde sonuçlandığı zaman inşallah kamuyla paylaşacağız. Yine çok önemsediğimiz bir konumuz vardı. Bizim Siro diye projemiz var. Siro açılımı ne? Siirt Robotlu Okullar Projesi. Artık çağın biliyorsunuz o yeni dünya düzeninde. Robotasyon çağı, robot çağı. Robot, inovasyon çağı dediğiniz gibi. Şu an buna alanında uzman iki öğretmenimiz sağ olsun öğretmenler eğitim veriyor okullarımızda. Sancakları Ortaokulu'nda ciddi manada bir eğitim veriyor. Dördüncü grubu galiba benim bildiğim kadarıyla dördüncü aşamaya kadar geldi. Bunların hazırlamış olduğu eğitimlerle birlikte belli bir zaman sonra bunlar okuldaki öğretmenlere, öğretmenler de öğrencilere Siro projesini tanıtacaklar, anlatacaklar ve öğrenci kendi projelerini kendisi yapacak. Şu ana kadar 24 öğretmenimiz görevli. Burada bunu da Allah nasip ederse, eğer pandemi müsaade ederse, Mayıs-Haziran aylarında Siirt'te güzel bir alanda öğrencilerimizin geliştirmiş olduğu robotları, artık basit el işleri değil de gerçek manada tamamen arttırılmış gerçeklikten belki el noktasında robotu kodlamanın kendi robotunu üretebilecek bir seviye gelen öğrencilerimiz. Orada da bir bilim şenliği düzenlemeyi düşünüyoruz. Robot ve robot üretme, robota yön verme, robota konum, kodlama en azından kodlama eğitimine gidiyor bu konular. Siirt'te de yine maalesef geç kalmıştık. Çok yoğun bir şekilde bunun hazırlığını yapıyoruz. 2021 yılında inşallah Siro Türkiye'de de örnek olacak bir proje. Bunun sadece Siirt ölçeğini bırakmayacağız. Bunu bölgeye, buradan da belki ulusal düzeyde Türkiye'ye yarışmalara katılacağız Teknofest'lerle birlikte. Şu an hummalı bir çalışması var. Siro'nun çalışması var. Öğretmenlerimiz, 24 öğretmenimiz bunun altyapısını hazırlıyor. Öğrencilerimizin kendi robotlarını ürettiği bir kısa zamanda şey göreceğiz. Ben buna inanıyorum yani. İnşallah. Buna ciddi manada yine akademik anlamda çalışmalarımız var. Bakanlığımızın vermiş olduğu sağ olsun 38 bin öğrencimize kitap dağıtımımız olacak. Yakın bir zamanda dağıttık. Tekrar dağıtımını devam ettiriyoruz akademik anlamda. 5, 6, 7, 8, 12. sınıfa kadar bütün sınıflarda
öğrencilerimiz artık gidip de test arama zahmeti girmesinler. Gidip de bir yerde maddi külfet sıkıntıları var olan velilerimiz için aslında çok güzel bir çalışma. Gidip de bir yerlerden test arama veya alma ihtiyacı hissetmeden 12. sınıfta olmak, başta olmak üzere, 8. sınıflarımız olmak üzere 5. sınıftan 12. sınıfa kadar bütün sınıflarda konu anlatım ve çıkmış soruların çözümü olan 12. sınıf özellikle daha ağırlık verdiğimiz bir konu. 38 bin tane kitap dağıtımı yapıyoruz. Ücretsiz bir şekilde bakanlığımız bastı, gönderdi. Biz de velilerimize ve öğrencilerimize ulaştıracağız bunu kısa zamanda. İçerikleri ne, kitaplar mı? Tamamen akademik çalışma, tamamen öğrencilerin derslerini destekleyici, alternatif anlamda öğrencilerin kendi okullarda almış olduğu dersleri tamamlayıcı nitelikteki soru bankalarını gibi düşünelim. Bunun yanında bir kendi müdürlüğümüz olarak geçen hafta yine 1200 öğrenci, 8. sınıf öğrencilere biz kaynak aldık. Bunu dağıtacağız yakın zaman içerisinde. Madem ki 2020'den beklentilerimiz. İlçelerde sağ olsun kaymakamlarımız, bütün ilçelerde hemen hemen yapıldı bu. Öğrencilerimize kaynak dağıtıldı. Birinci sınıflara okuma setleri dağıtıyoruz. 15 tatilde öğrencilerimiz bunları çözsün, ilgilensin diye. Yani inşallah 2021'de Siirt Milli Eğitim olarak çok ciddi bir atılım yılımız olacak. İnşaat konusuna geldiğiniz, az önce bahsetmiş oldunuz. İnşaat konusu vardı. İnşaatta biraz geç kaldık. Bu bir bizden kaynaklanan bir konu değildi aslında. Bakanlık önce, bakanlığımız merkezde, benim projemde aslında. Merkezdeki miadını doldurmuş okulların yıkılması gerektiğine ben inanan birisiyim. Gidip dağ başında okul yapıyoruz. Öğrenci gitmiyor, zorlanıyor ulaşım noktasında. Ama il merkezinde bulunan ve tarihi birçok okulumuz var. 50-60 yıllık okullarımız var. Benim burada Siirt'te yapmak istediğim en büyük projelerden, hedeflerinden bir tanesi bu okulların hepsini yıkıp yerine çok daha modern, kaliteli okullar, sağlam okullar yapmak. Bütçesi hazırlanmıştı. Bakanlık önce TOKİ tarafından ihaleye çıkılacağını söylemişti. Sonradan bundan vazgeçti. İle gönderecek parayı burada özel idare kanalında biz de yapacağız. Bunların da 2021 şeyine girdik. Ocak ayında inşallah çalışmaları yapılıyor. Ocak veya Şubat ayında ihaleleri yapılıp Mart ayında kazmaya vuracağız. O okulların en azından en önemlilerini sıralayabilir miyim? Birincisi Endüstri Meslek Lisesi diye eskiden tabir hemen edilen evet, sanat okulu diye Siirtlerin tabir ettiği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz. Hepsini yıkıp onun yerine çok daha atölyeleriyle kaliteli bir okul yapacağız. İkincisi Siirt İmam Hatip Lisemiz. Eski bir okulumuz komple yıkılacak. Fevzi Çakmak ilkokulumuz. Bunu yıkacağız. Fevzi Çakmak ihale çıktı bile, hazırlandı. Onu söyleyeyim. Onu biz yapıyorduk bütçesi Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Kendimiz Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nu yıkıp yukarı mahallede bulunan evet. Onu yıkıyoruz. Eski belediyenin yanında. O da ihale aşaması yapıldı. Bunun yanında Alparslan İlkokulu var. Yıkacağımız okullardan bir tanesi. Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kız meslek lisesi diye tabir edilen öğretmen evinin hemen yanının başında bulunan okulumuz yıkılacak. O da eski bir okul. Evet. Eski bir okul. Sonra Şeref Lisesi dediğimiz eski Eşref Bitlis Okulu'nun o bölge hepsi yıkılacak. Yeni modern bir okul yapılacak. Ve en önemlisi de Polis Hayrettin Şişman Okulu. İki binası yıkılacak yerine büyük 32 derslikli büyük bir okul yapılacak. Bunların bazılarının ihalesi yapıldı. Fevzi Çakmak'ın yapıldı. Gazi Okulu'nunki yapıldı. Bir de yerleşim yerleri çok ciddi manada oraya kaydığı için eski otogar diye tabir edilen kadınlar yüzme havuzunun bulunduğu mevkiye de şu an iki tane okul yapıyoruz. Bunların da ihale aşamasında yakın zamanda ihale çıkacağız. 24 derslikte iki okul, ilkokul ve ortaokul. Bunları ihale çıkacağız. Tabii ilçelerimize de bazı okulların ihalesini yaptık. Şirvan'da Atatürk İlkokulu'nu yıktık. Bunun ihalesini başlattık, çalışıyoruz. Atabağ'da, Aksöğüt'te, Kurtalan'da. İlçelerde de çok ciddi manada okul yapma faaliyetlerimiz var. Okul mu yapılacak, lise mi? İlkokul mu, lise? İlkokul, ortaokul. Lise ayrı. Şu an lise daha onay gelmedi. İlkokul ve ortaokul binası onda eskiydi. Güçlendirme kararı çıkmıştı. Biz bunu güçlendirmekten vazgeçtik. Yıkım kararını aldık. Yıkıp yerine, daha doğrusu yerine değil, biraz da yukarıda bir boş arazi bulunduk. Oraya büyük bir okul yapacağız inşallah. Yani 2021 yılında Siirt'te inşaat anlamında geç kaldık. Normalde daha önce bu ekranda da söz vermiştik yapacağız diye pandemiden dolayı biraz aksadı. Ama 2021 yılında bunların inşallah hepsinin temeli atılıp bazıları bitme noktasına da gelecektir inşallah. Program boyunca sürekli telefonuma baktım. Çok mesajlar geliyor. Evet. Büyük bir çoğunluğu tebrik mesajları.
Sağ olsunlar, teşekkürler bizi izleyenlere. Ben burada. Doğrulayan, söylediklerinizi doğrulayan, evet, başarılarınızın devamını dileyen mesajlar. Bir de değişik bir konu olduğu için o konuda da birçok izleyicimiz istekte bulunmuş, iletir misiniz diye istekte bulunmuşlar. Mümin Sekman'ın Her Şey Seninle Başlar diye bir kitabı var. Kurtalan'da, evet, biliyorsunuz. Doğru. Cuma Hocamızın öncülük ettiği, sağ, evet, olsun, Siirt Milletvekilimiz Osman Bey, Ören Hocamızın da 6 katkılarıyla başladı, evet, 6000 tane galiba yanılmıyorsam. Evet, 6000. 6000 tane kitap getirdi. Öğretmenlerimize dağıttık. Buradan kendilerine teşekkür ediyoruz. Hem Milletvekilimiz Sayın Osman Ören Hocamıza, hem de vesile olduğu için Cuma Hocamıza, zaten çalışmalarını da takip ediyoruz. Fizik Hocamız çok ciddi manada da. Fizikte ödev takip sisteminde en çok destek verenlerden bir tanesi. Kendi YouTube kanalında da çok ciddi bir soru çözme videolarını yayınlıyor. Güzel bir kitap, kişisel gelişim kitabı. Emin Sekman değerli bir. Ya onun dağıtımı çalışma konusunda bir şey yapılabilir mi diye soruluyor. Yani biz geldikçe dağıtıyoruz. Yine dağıtmaya devam edeceğiz. Nasıl bir talep varsa bizde iletişime geçsinler. Öğretmen akademimiz var. Öğretmen akademi birimimi kurduk biz. Onun üzerinden tekrar yetmemişse dağıtımı yaparız. Ama bence iyi bir rakamdı zaten. Tabii. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonlarına geldik. Ancak konular çok, görüşülecek şeyler çok, söylenecek çok şeyler var. Fakat çok önemsediğim ve gerçekten de sık sık vurgulama gereğini duyduğum bir çalışmanız daha var. Evet. O da atıl durumdaki bazı okullarımızı üretken hale getirmek. Evet. Örneğin işte Bahçelievler Mahallesi'nde Ehsan Talbulları üzerinde bulunan Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım Kız Meslek, Anadolu Kız Meslek Teknik Lisesi'nin, evet, üretici hale getirilmesi yıllardan beri orada. 8-10 yıllık bir okul bildiğim, doğrudur, kadarıyla. Ve 10 yıldan beri meslek lisesi olmasına rağmen işte eften püten ya yemek şeyleri ya da, evet, yani günü direkt, kurtaran daha basit. Günü kurtaran, evet, güzel bir deyim söylediniz. Evet. Günü kurtaran çalışmalarla faaliyet yürütüyordu. Ama bu pandemi de biraz tetikledi olayı. Meslek liselerinin zaten bu konuda aslında potansiyeli vardı Türkiye'de. En çok önemsediğimiz konulardan bir tanesiydi. Benim de Siirt'te gerçekleştirmeyi düşündüğüm en önemli aslında hedeflerimden bir tanesi meslek liselerimizin niteliğini, kalitesini ve üretimini artırmak. Şu an sadece orada değil, aslında orada çok ciddi manada bir üretim yapıyoruz. Dezenfektan, kolonya, çamaşır suyu, sıvı sabun, birçok şey üretiyoruz orada. Ve bölgeye de çok ciddi manada bir satış da yaptık. Okulların bütün ihtiyaçları oradan karşılanıyor şu an. Ve sadece bizim bu sene benim tahminim 1 trilyon yakın eski parayla bir alım yaptık oradan. Okullarımızın tamamının ihtiyacını oradan karşılıyoruz. Çok güzel. Artı gidip başka yerlerden arama ihtiyacı hissetmeden başka yerlere satış yaptığımız oldu. Yine meslek sitemiz var. Endüstri Meslek Sitesi diye tabir ettiğimiz. O isim aslında öyle değil ama kamuyu bilsin halk diye artık arasında bilinen halk arasında ismi bilindiği için. Bütün şeylere rağmen üretimlerin tamamı orada yapılıyor. Şu an milli eğitimin alımların büyük bir kısmını biz oradan alıyoruz. Masa, dolap, her şeyini oradan üretiyoruz. Ve yeni malzeme üretimini destekledik. CNC makinesi falan, bunları destekledik. Bilim sanat merkezimiz çok ciddi üretim yapıyor. Şu an maske ve siberlik maske yapıyor. 3D yazıcılarımızda. Benim Siirt'teki en büyük hedeflerimden bir tanesi öğrenci isteyerek meslek sitesine gitsin. Oradan bir meslek sahibi olsun. Motor bölümüne gidiyorsa ciddi manada bir motor ustası olacak bir şekilde oradan kendi hayatta, gerçek hayatta, dışarıda kendi mesleğine icra edebilecek bir olgunluğa ulaşsın diye. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu aslında, meslek sitelerimizin önünü açmak. Yiyecek, yetişecek bölümü de önemli. Burada maalesef lokantalarımızda bazen servis noktasında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu da bir alan aslında kapatıyor. Turizm lisemiz var burada, turizm otelcilik lisemiz. Yani ben ilim başarısını sadece LGS'deki sıralama göre ölçmüyorum. Benim eğitim anlayışımda, eğitim mantığım şu: birincisi öğrencilerin mutlu olduğu, ikincisi öğrencilerin ilgi ve istidatlarına yakın, bunları keşfedecek ortam hazırlamak. Yani Siirt eğitimde başarı nasıl başarılı olur? Eru Halk Eğitim Şalşepi'yi dünya markası haline getirirse, dünyaya açabilirse. Ki oradaki çalışmaları takdir etmek lazım. Ben her zaman bunu duyuyorum. Yani kesinlikle, hem sizi hem Seyfettin Hoca'yı, çünkü çok gerçekten emek, gönüllü çalışıyor. Aynen öyle. Bundan endüstri meslek sitemizin her anlamda, sadece sıra masa dolap değil, birçok noktada bir şeylerin ürettiği, bilmem ateş ölçerin üretebileceği bir noktaya gelmesi gerekir. Maskeyi üreten, makine üreten noktaya, o seviyeye gelmesi gerekir.
Ben meslek liselerinin niteliğini, İmam Hatip liselerimizin niteliğini, fen liselerimizin zaten akademik anlamda başarısını aynı anda beraber değerlendiren birisiyim. Siirt'te ne zaman biz bunu yakalarsak, öğrencilerimizin eğitimden mutlu olmalarını sağlayabilirsek, öğrencilerimizin mutlu bir şekilde okula gelmelerini sağlayabilirsek, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini keşfedecek bir ortam sağlayabilirsek o zaman eğitimde başarılı olmuş oluruz. Bunun dışındakiler tabii ki akademik çalışma, sıralama önemli ama bence asıl eğitimdeki nokta bu. Yani bilgi küpü olmaları bir anlam ifade etmiyor. Eğer toplumda gerekli uyumu sağlayamıyorlarsa, kesinlikle öyle. Toplum içerisinde uyumlu bir yaşam sürdüremiyorlarsa evet. O sakat kalmış bir çalışma olur. Zaten sıralama kazanan öğrenci sayımız da %5-10, %90'ın için ne yapıyoruz? Bunlar önemli bir konu. %90'ın evet. İçinde aslında çalışma yapmamız gerekir. Doğrudur. Spora yatkınlığı varsa spora gitsin, görsel yeteneği varsa oraya gitsin. Hepsini bunu aynı anda keşfedecek bir eğitim ortamı oluşturmamız gerekiyor. Çok doğru düşünüyorsunuz. Gerçekten de çok önemli. Biz hemen ilk etapta şeye odaklanıyoruz. Sınavdaki aldığı not nedir veya sıralamadaki yeri nedir diye odaklanıyoruz. Aynen. Bu çok büyük bir yanlış ve dediğiniz gibi hadi her sınavda %5, %10 sınavı kazanmış oluyor. Geri kalan kesim ne olacak? Onlar da bizim çocuklarımız. Tabii onlar da bizim çocuklarımız. Aynen. Onları bir kenara atamayız veyahut da görmemezlikten gelemeyiz. Kesinlikle hocam. Efendim, varsa son bir mesajınızı alalım. Ben 2021 yılında tekrar program başına söylemiştim. Sağlıklı bir yıl diliyorum. Lütfen vatandaşlarımız maske, hijyen, mesafeye uysunlar ki 5 Şubat'ta okullarımızı yüz yüze açalım. Ben burada emek veren bütün öğretmenlere sağ ol, ekranlarınız huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Size teşekkürlerimi güzel ayrıca efendim. Sunuyorum. Stüdyolarınızı ilk günden bugüne kadar açtınız, destek verdiniz. Bu konuda en büyük teşekkürlerden bir tanesi size verilmesi gerekiyor. Bizi izleyen herkese de saygılarımı sunuyorum. Evet, değerli müdürümüze bu verdiği doyurucu ve gerçekten gönülleri ferahlatan açıklamaları için çok çok teşekkür ediyorum. Eğitim hepimizin geleceği. Hiç kimseye ben eğitimle ilgilenemem diyemez. Dolayısıyla bu önemli konuya hepimizin odaklanması lazım. Programımızı kapatmadan önce Müdür Bey'in başlattığı kampanyayı bir kez daha hatırlatalım. Bir tabletle senden kampanyasına katkı vermeyi unutmayın lütfen. Tekrar size de teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için sizlere de sonsuz teşekkürler. Bir başka programda buluşuncaya dek hoşça kalın. Kırtasiye ihtiyaçlarınızın güvenilir adresi Uğur Kırtasiye.